Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan karar doğrultusunda 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında kamu kurumlarının çalışma programının belirlenmesinin ardından Edirne Belediyesi de belirtilen tarihlerdeki işleyişini belirledi. Daire müdürleriyle bir toplantı gerçekleştiren Belediye Başkanı Recep Gürkan, alınan kararlar doğrultusunda Edirne Belediyesi olarak kısmi ve dönüşümlü çalışmayla tüm birimlerimizde çalışan personelimiz işlerine devam edecek dedi. Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri ile toplantı yapan Belediye Başkanı Recep Gürkan, ülke genelinde uygulamaya geçecek kararlarla Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını, temennilerinin bunun başarılması olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar ve ardından çıkarılan uygulama yönetmelikleriyle kamu kurumlarında da bir çalışma programı belirlendiğini hatırlatan Gürkan, "Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı kısmi ve dönüşümlü sistemle sürdüreceğiz. Kabine genelgesinde mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele" İlaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personelinin kısıtlama kapsamı dışında olduğu belirtildi. Ancak daha sonra çıkarılan ayrı genelgelerle tüm kamu kurumlarının evden ya da kısmi ve dönüşümlü çalışma yapacağı belirtildi. Belediyelerde hizmetlerin durması gibi bir durum olamaz. Bu nedenle tüm birimlerimiz belirtilen kurallar kapsamında personel çalıştıracak. Sahada çalışan ekiplerimiz, bürolarımız azami oranla personelle işlemlerini sürdürecek dedi. Bu kapsamda Edirne Belediye Başkanlığı belirtilen tarihler arasında tüm birimlerinde nöbet sistemiyle personel görevlendirmesi yaptı.